Hazır mısınız? Türkiye'nin senin ablası Serin Kara Cehennem'e sizden gelen soruları soruyorum. Ne yapmalı bu köşemiz? Ne yapacağız? Kaynanam her şeyimize karışıyor. Düğünde takılan bileziklerimi bile kaynanam aldı. Maaşımı da kaynanam alıyor. Kocam da hiç ses çıkarmıyor Bir demiş. hemen cevap vereyim hızlı hızlı. Gelen bütün altınlar kadınındır. Paralar kadınındır. İki, kaynanaya affedersiniz, affedersiniz halt etmek düşer. Kat'i kesin karışamaz. Onu her şeye karıştıran belki anne kuzusudur, annecidir, öylesine evlenmiştir. Oradaki kız haklarını bilerek ne yapacaksa karar versin. Ya kocasıyla annesini muhatap edecek, kendisi girmeyecek mevzuya. Ama altınlar hele kaçık Kadının. paralar tamamen kadınındır. Çok sorunumuz, çok sorumuz var. Hızlı hızlı cevaplayıp hızlı hızlı soruyoruz. İnternetten çocukluk aşkımı buldum ve konuştum. O da beni İşte. çok, o da ben de çok sevindik. 3 aydır her gün konuşuyoruz ama 7 yıllık evliyim demiş. Karımı da çok seviyorum. Kafam da çok karışık. Öyle bir kafa yani buradan o kafana. Aynen. Bir, size ne diyorum evliler? Girmeyin bu internetteki şu bu o bu isimlerini verdirtmiyorlar bana. O şeylere girmeyeceksiniz. Karı koca birbirlerine anlatacaklarını gidip de el alemin gençliğinin bilmem nesi hele bundaki gibi eski sevgilisi gençlik aşkı Kafası karışmış bir de. yapılmaz. Kimin kafası karışık yazanın mı? Yoksa o evli olup da devam İşte edenin şimdi mi? internetten çocukluk aşkını bulan kişi. Kafa Evliyim ama diyor karışıklığı kafam falan yok. karıştı. Derhal şekerim Allah senin karına bağışlasın. Bye Amin. bye diyeceksin. Selin abla, kocam beni aldattığı için boşadım ama çok pişmanım. Onu çok Evet. seviyorum. Tekrar barışmalı mıyım diyor. Hayır, boşadıktan sonra barışmak olmaz. Evden çıkarttığın çalışanını bile tekrardan alma. Haksızlık yapmışsan baştan Dökülen düşünecektin. su kabını doldurmaz diyorsun. Artı, Ay ona haksızlık yapılmış ama. anlaşıldı. İhanet etmesi her zaman söylemiyor muyum? Her ihanetin altında evliliğiniz duruyor. Evlilikteki boşluklar dolayısıyla temin saydım size ilk girdiğimde ne dedim? Ya karıya kıza gider yani başka kadınlara gider ya kadın başka erkek arar ya içki içer ya kumar oynar ya yemek yer çok ya çok fazla alışveriş yapar sinir hastası olur hastalık hastası olur temizlik hastası olur bunların hepsi ben mutsuzum demek doğrudan doğruya gidip de hemen ayrılmaya kalkmak hatadır. Ayrılmadan evvel evlilik terapisti diye bir müessese var. Şurada 15 senedir Türkiye'deyim. 15 senedir bunu ben başlattım. İftarla söylüyorum. Ve ondan sonra şimdi herkes artık maşallah evlilik terapisti oldu. Ya psikolog, ya psikiyatr, ya pedagog olacak. Bunun haricinde evlilik terapistiyim diye geçinenlere itibar Evet. etmeyin. Hep bir işin Bu uzmanını arada buluyoruz. bir şey daha söyleyeyim. Teminkine cevap vermemiştim. Bunlar yani psikiyatrın haricinde kırmızı reçeteyi bu dediğim psikolog ya da pedagog yazamaz. Ben dahil. Ancak şeylerde ne diyeyim eczanelerde böyle duruyor. Hiçbir şekilde bir normal insanlardaki anormaliteler için size zaten eczacı söyler. Bunu yazan psikiyatrsa kabul eder yoksa Ya hayır, etmez. onlar zaten oralara girmeyelim. Reçetesiz Hayır bunları vermiyorlar da bu zaten. vesileyle söyleyeyim. Ama Reçetesiz zaten sen veriliyor. Yani ben şimdi ismini falan söylemeyeceğim söyleme tabii ki. Ama verilmiyor. ne diyorum her zaman? Artık Bunu verilmiyor. aldın veriliyor. Kendin şeyini gösteriyorsun kimliğini. Tamam, buna girmeyelim Selin Peki. abla. Şimdi bir seyircimiz demiş ki internetten bulduğum kadına aşık oldum. Oh. Ama bakın internetten buluyor, aşık oluyor. 6 ay sonra da evleniyor. Oh. Bu da moda oldu Evet. artık. Düğünden bir ay sonra 9 bileziği 17.000 TL parayı alıp kaçıyor. Şimdi çok pişmanım. Eve dönmek istiyor. Affetmem doğru mu diye soruyor. Hayır. Bu suçu işleyen, sana bu kazığı atan kişiyle prensip olarak hayır diyorum. Zaten internetten olmayacağını size söylemiştim. Bu kadar mı şey açıktasınız, aç ve susuz yani? Önüne gelen her suya atlıyorsunuz. İşte böyle hasta olur. Hasta olursunuz. Onun için yapmayın. Tekrar ona geri dönmek yok. Bu bir karakter zaafıdır. Böyle bir kadın bugün sana onu yapar, yarın başka şey Başka bir şey yapar. yapar. Hayır. Şimdi para, hani para para para. Bu para var ya, yani ah lanet olsun para. Ama onsuz da olmuyor Eskisi gibi de görüyorsun. iki gönül bir olunca samanlık da seyran olmuyor. Olmaz. Parasız da olmuyor. Şimdi bir
Seyircimiz sormuş. Çok da tatlı tatlı açık açık yazmış bize mesajını. 1500 TL maaşla çalışıyormuş. Canım. Sevgilisi. Ben de diyor 2000 TL maaş alıyorum. Ama ailem diyor ki bu parayla geçiremezsiniz. Evlenmenizi istemiyor. Niye? İkisi beraber 3500 ediyor. Ne var yani? Ayrıca da bir sürü insan yaşıyor. İstanbul'daysa veyahut hangi şehirdeyse kendi ceplerine uyan bir yerde, icabında bu bir gece kondu da olabilir. Maşallah şimdiki gece konduların hepsi apartman gibi. Ne güzel olsun. Böyle teneke baraka değil ki. Böyle bir yerde yaşanır. Her ikiniz de kendinizi daha üst seviyeye çıkarmak için uğraşırsınız. Birbirinize destek olursunuz. Senin param benim param olmaz. Birlikten güç Birlikten doğar. Güç doğar. Peki. Yaşayabilirsiniz. 6 ay önce 4 yıllık eşimden ayrıldım. Şimdi başka bir adama aşık oldum. Evlenmek istiyorum ama ailem, çevrem bunu hoş görmez. Niye? Diye korkuyorum. Evlensem doğru olur mu diyor. Tabii sen boşanmışsın. Kocan boşanmış. Yani sen orada oturup da yar bana eğlence mi diyeceksin? Tabii ki en tabii hakkın ama iyi seçeceksin. Bazı semtler, bazı insanlarımız, her çeşit insan var. Sen ayrıldın diye kadını ya yaşlı birine ya sakat birine, kimseyi aşağılamıyorum. Ama kendisinin layık olduğu yere getirtmiyorlar. Burada aşık olmaktan evvel bakacaksın. Hakikaten bu senin için ikinci bir hüsran olmasın. Ona bak bence, annene babana da söyle. Senin kısmetin buysa bununla evleneceksin. Dengi ancak denge olayı çok önemli. Hangine çalar? Aynı sosyoekonomik seviyede olacaksınız. Unutmayın bunu. Şöyle bir şey düşünün. Böyle bir çizgi. Sen üstte olabilirsin. O altta olabilir. Ama aynı şeyde olacaksınız. Seviyede olacaksınız. Peki. 46 yaşındayım. 26 yıllık evliyim. Kocam beni genç bir kadınla aldatıyor demiş. Onun telefondaki mesajlarından yakaladım. Bunu kendisine söylemedim. Yuvamın da dağılmasını istemiyorum. Boşanmak dışında bir çarem var mı diye soruyor. Evlilik terapisti, ister inan ister inanma. Bunu lüks kabul etmeyin, rica ediyorum. Başım ağrıyor, yok boğazım ağrıyor diye doktora gitmiyorsunuz ama bu evliliğiniz sizi, kocanızı, karınızı, çocuklarınızı, her şeyinizi etkiliyor. Evlilik yaşamınız için verdiğiniz bir mücadeledir. Böyle ızdırap çekmek, dayak yemek, sana ihanet edilmesine göz yummak değil. Çare arayacaksınız. Hastalığınız zaman kalbiniz ağrıyor, kalp doktoruna gidiyorsunuz. Eliniz ağrıyor, el doktoruna, atıyorum. Bunun da şeysi nedir? Doktoru. Siz doktoru, doktor olmasa dahi doktoru deniyor. İlacı. Yani çaresi. İlacı budur. Evlilik terapisti. Temin anlattığım kıstaslar içindekilere evlilik terapisi diyoruz. Gidiyorsunuz ve onlardan şey alıyorsunuz. Yardım alıyorsunuz. Peki. Şimdi bu şimdi okuyacağım soru 39 yaşındaki bir bayanın bir haykırışı diyeyim. Ben 39 yaşındayım. Kocam 36 yaşında. Aralarında yaş farkı var. Kocam internette sürekli güzel kadınların fotoğrafını beğeniyor. İnternetten bir sevgili bulmasından çok korkuyorum. Telefonunu iki kez kırdım ama hala devam ediyor diyor. Niçin bakıyor diye bakacağız. Evvela ilk sebebe bakacağız. Niye bakıyor? Güzel, çirkin. Ne işi var kadınlarla ilgili? Ki bir açlık var, bir boşluk var, bir yalnızlık var. Peki onu izlemek kötü mü? İzliyorsan izlersin. Tabii evlilikte her şey mubah. Onu da seyredeceksin. Arkasına adam takıyorsan takacaksın. Evli olmadığın zaman onun telefonlarına, internetine girmen doğru değil. O yasak. Ama evliyken herkes. Yalnız burada karşı tarafa bir şey yapmasını beklemek. Yok işte ben ondan 3 yaş büyüğüm de güzel kadına bakıyor da. Adamın senin yanında şöyle dönüp de bakmasını bile bir şey göreceksin. Bir sebep. Niye bakıyor acaba? Karşındaki kadınların karşısında böyle tabirimi mazur gör, zırıncayan erkekler var ya. Her şeyin içine girerler. Sen konuşursun o cevap verir. Kadınları görünce ne mültefit, iltifatkar. Yok böyle bir şey. Peki. Bunları gördün mü? Önce evliliğine ve kendine bak. Ulan ben neyi eksik bırakıyorum ki bu adam böyle oluyor? Hayda. Neden yana? Bak öyle hayda demeye başladı. Hayır öyle bir soru var ki doğal tepki verdim. Vallahi bak bizim de başımıza geliyor mu bilmiyorum. Kontrol etmek lazım kocayı. Ne? Bunu yapıyor mu? Kocam trafik ışıklarında durunca
Diğer arabada kadın varsa mutlaka ona bakıyor. Kendisini bu konuda uyardım. Hatta bir seferinde arabada kavga ettik. Bu yönden dolayı kocamın beni aldattığını düşünüyorum. Haklı mıyım diye soruyor. Dur bakalım, aldattığı emin değilim ama başka tarafta yahu erkek için eğer paranoyak değilse başkasına mı bakıyorsun diye soruyor adamlar. Karşıdan buradan buraya bakıyor. Kime bakıyorsun sen? Arabaya mı bakıyorsun? İçindekine. Bunlar paranoyaya girer. Işıkta duruyor. Bunlardan da ışıkta dururken yan tarafta kim var diye bak bak yok. Erkek veya kadın sana ne kardeşim? Gözüm takıldı, ne olacak misin? Böyle? Kadın şüphelenirse şu safhada şunu diyecek. Benim kocam niye bu kadar aç ya? Ben onu yeterli şey. Bunlar hep mecazi anlamda. Doyurmuyor muyum? Ne bileyim şekerli, tuzlu, tatlı her şeyi koyacaksın. Adam burasına kadar doluyken Çeşit yok gidip mu? de neye baksın? Bak Beni bir sorumuz da, bağırtırsanız böyle sesim kısılır. bir sıcak bir şey söyleyeyim mi Hayır size? istemiyorum, su içeceğim. Bağırtmayın kadıncağız. Ya Bak ne bir sorular sinirlendiriyorlar. soruyorsunuz. Kocam iş yerindeki kadınlarla çok samimi demiş. Onlara gösterdiği ilgiyi bana göstermiyor. Beni sevdiğini söylese de onu çok kıskanıyorum. Kocamın iş değiştirmesi ikimiz için iyi olur mu diye soruyor. Orada gider başka tarafta bulur. Kardeşim aç insan ekmeğini taştan çıkarır. Sen onun için ona bakacağını niye arıyor bu? Niye? Niye? Neden bu kadar samimi? Niye bu kadar mültefit? Artı söyleyeceksin. Kardeşim senin iş arkadaşların olabilir. Kakada kikidin ne oluyor? Niye öyle konuşuyorsun? Bu, yine söylüyorum. Evliliğin bir takım kanunları var. Evli kadın belirli bir seviyede durur. Karşısındaki iş arkadaşı dahi olsa, aa nasılsın iyi misin? İşle ilgili konuşursun, şakalar yapılır gülersin ama hiçbir şekilde sana eziyet edilmesine ya da öyle bir takım kinayeli laflar söylenmesine müsaade etmeyeceksin. Bir de erkekler öyle şakalar makalar yok. Ne aa sen de ne kadar ilerisin Sulu ya sulu karşı şakalar. tarafla konuşmayacağım mı? Adam gibi konuşursan konuş Evet yoksa Selin yok. abla çok sorumuz var. Hızlı hızlı geçelim Tamam ne ama olur. söylemeden de olmuyor. 38 yaşında Almanya'da yaşayan bir seyircimiz 2 yıllık evli olduğunu söylemiş. Kocam Alman. Beni iş yerinde başka bir kadınla aldattığını öğrendim. Ne yapmam lazım diyor. Almanı yok. Kocan kocandır. Bitti. Nasıl aldatıyor? İspat edebiliyor musun? Var mı elinde kanıtlar? Delilin. Ondan sonra da kendisiyle konuşursun. Adam dediğim gibi ne Almandır, ne Türktür, ne Japondur. Aynı histedir, aynı davranıştadır. Kaba ise kabadır, deli ise delidir. Ona göre hemen ayrılma ya Almanya'dan buraya eğer koca bir fon terapisi yapıyorum ben. Bana diye gelin diye söylemiyorum. Bakın gelmenize gerek bile yok. Oradan karşılıklı görüşerek konuşuyoruz. Bu durumda Alman kocana tercüme edecek halin yok. Eğer adam yalnız Almanca biliyorsa gidin orada da evlilik terapisti var. Hakkından gel. Peki cinsel hayatında başarısızım demiş bir seyircimiz. 3 yıl evli Erkek ve kaldıktan kadın sonra mı? eşim beni boşadı. Şimdi bir başka kadına aşığım demiş. Ama erkek. Ha. Ama evlenmekten korkuyorum. Cinsellik olmadan evlilik olmaz mı diye soruyor. Olmaz. Kardeşlik olur, arkadaşlık olur, düşmanlık olur. Aynı evi paylaşan iki yabancılık olur ama evlilik olmaz. Peki doktora gidin. Yani Tabii. cinsel hayatınızda Ürolog. gerçekten Bak tabii. gideceğin yer ürolog. Hastanelerimizde ürolog dolu. Gideceksin, soracaksın. Birincisi beni boşadı. Acaba onunla ilgili mi yapamıyordum? Bende bir fizyolojik bir şey var mı? İkincisine aşığım ama bunsuz nasıl yapacağım diye. O sana söyleyecek. Bilmem ne testi yapacak. O testi yapacak. Bu testi yapacak. Ve sana Tabii. görüş bildirecek. Tabii. Yani karın doyurmaz. Ekmek suyla geçiremezsiniz. Mutlaka olması lazım. 26 yaşında bekarım demiş. Geçen sene parkta gördüğüm bir kadınla tanıştım. Beni evine davet Of. etti. Ben de gittim. Kahve içerken eve kocası geldi. Ay. Beni Kadın. dövdü ama kadın sürekli beni arıyor. Evine davet ediyor. Evine tekrar gitmeli miyim? Hayır efendim. Akıllanmamışsın Yani kardeşim çok sen. rica ederim. Seni daha parkta tanıdığı adamı evine çağırırken çok rica ederim beyler. Aklınızı başınıza devşirin. Nedir? Ne alakası var? Allah bu sorulara inanamıyorum Ya ya. ben de ayrıca da kocasını çağırtıp İyi ki öldürmedi adam seni. Ya deli misin? Bir daha onun evine gitmek falan yok. Unut o Şimdi, kadını. Böyle kadınları da unutun. aradaki yaş farkını konuşacağız. Evet. Genelde erkekler büyük, kadınlar küçük olduğu zaman problem çıkmıyor. Ama
kadın büyük, erkek küçük olduğu zaman problem çıkıyor. Her zaman değil ya, iki gönül bir olduktan sonra 30 yaşının altındakilerde tamam. Hı. Çünkü 30 yaşına kadar bilemiyorsun. Annen yaşındakiyle çıkıyorsun. 30'una gelince ben bunda ne buldum diye bakıyorsun. Ama 30'undan sonra istersen 25 yaş büyükle çık. Şimdi 23 yaşında bir erkek 32 yaşındaki bir kadına aşık olabilir 23 mi? 23 yaşındaki bir kere 30'a kadar büyüsün. Ne oluyor, ne aşkı? Gitsin kendi yaşındakilerle işte eğlensin. Ne yapıyorsa yapsın. Ailem izin vermiyor diyor zaten. Vermemesi de normal. Tabii ki. Peki. Oo, demiş ki bir seyircimiz, kocamın arabasında başka bir kadına ait özel elbiseler buldum. Kocam kim koydu bunları bilmiyorum dedi. Ya. Kocam beni aldatıyor olabilirim. Ya bu erkeklerin de. Yani vallahi gülme mi getiriyorsunuz? Kusura bakma, ağlanacak halimize gülüyoruz. Ya hep gülüyoruz. Diyorum, her seferinde aynı örneği veriyorum. Şener Şen filminde basılıyor yani. Yaz kızım iki torba çimento. Krize girdi. Beni çok güldürüyorsun. Çünkü ben de değil mi? Affedersiniz. Atletli bununla çıkıp yaz kızım iki torba çimento. Bu da böyle adamın arabasında şey bulunuyor. Kim koydu kadın acaba? Eşyaları buluyor. Adam diyor, aa kim koydu bunu buraya? Birisi. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Gerçek bir hikaye. Arkadaşımın, kız arkadaşımın başına oldu gelmiş yani. Bu. Hayır, başka bir şey anlatacağım size. Araba buğulanır ya böyle camlar. Evet. Araba camları buğulanınca belli ki adam da karısını aldatıyor ve benim çok yakın bir arkadaşımın başına geldi bu. Kız buraya şey yazmış, burada oturduğu cama böyle kalp yapmış. Adamın adını söylemeyeceğim yani, tamam, çünkü tanıyanlar tamam. da var. Atıyorum şimdi isimleri. Meral Okan yazmış. Böyle oh. Kalp içine almış. Tabii o böyle işte, tabii araba garaja girince şey olunca oradaki buğu gitmiş. Ertesi sabah oluyor. Bunlar tekrar yola çıkıyorlar, şey yapıyor. Kadın bir bakıyor, karısı oturuyor bu kez arabaya. Bir kafasını bir çeviriyor ki Meral Okan. Diyor ki hayırdır diyor, bu ne burada, bu kim diyor. Vallahi bilmiyorum ki, kim yazmış ki onu diyor. Ya. Herhalde dışarıdan biri yazdı ya. Diyor. Dışarıdan biri senin ismini nereden bilecek diyor. O diyor tesadüf olmuş. Ya. Yani erkeklerin de böyle inanılmaz şeyleri var. Benim... Şimdi arabada kadın eşyaları kim koydu bunu buraya? Kim koyar? belli bir şey. O arkadaşıma vermiştim de o koymuş. İşte oğlumuz varsa bilmem ne koymuş. Yok böyle dalga metreler. O dalga metre. Arabanın içinde kızınca benim ağzımın lafı yok. Çok yani onun için ya. Beni kızdırmasınlar. Evet. Peki. Antalya'da yaşıyorum. 2 hafta önce Rus bir turiste aşık oldum. Şimdi Moskova'da benden 10 bin dolar para istiyor. Göndersem geri verir mi diyor. Canım böyle devam edersen sen daha çok on binler kaybedersin. Ay geri Allah'ım. Filan mısınız? Ay Allah'ım. Ses. Ne parası? Tanımadığın kadın. Onunla... Aşık bir şey... olmuş. Hadi işte, ama bunlar çok aç olduğunu gösteriyor. Biraz git duyur, karnını doyur. Böyle Ruslara bilmem nelere demeyeyim illa Rus. Eskiden tabii. İtalya'ya dadanırlardı. Şimdi Türk erkeklerimiz de çok iyi olmuş. Aa, gelenler zaten buraya aşk arıyor. Aşk yoksa para istiyor. Sakın ha. 5 kuruş para vermek yok. Ayrıca sen memleketine bak. Evet, Instagram'dan gelen sorular da var tabii. Avustralya'dan Selin Hanım'la nasıl görüşebiliriz demişler. Selin Hanım, Selin Karacahennem diye internetten yazdığınızda zaten iletişim bilgileri Selin Karacahennem Özkök diye yazdığınızda çıkıyor. Bana Avustralya'dan bak, selam Avustralya. Olsun. Avustralya. Evet. Yahu. Azerbaycan. Onlar İran. Zaten biliyorum. Ya New York. New York tabii. Evet, Los Angeles. Aa dedim. Denize girmişim, şey yapıyorum Bodrum'da. Teknede. Evet. Kadın diyor ki ben tanıyorum sizi, New York'tan tanıyorum. Hayır, her yer tamam da New York'tan nasıl tanıyorsun? Arada bilmem nasıl kaç saat farkı var. Ben sana söyleyeyim. Arada saat farkı var ama. Şimdi bizim biliyorsunuz Hayatta Her Şey Var kanalımız var YouTube'da. O kadar izleniyoruz ki orada. Kaç etmiş biliyor musun? Söyleyeyim mi? Dur. Kaç olduğunu? Bir fenomen olduk seninle beraber. Sayayım mı? Bana birisi vay anam vay, sen ne kadar çok insan takip ediyor. Ben böyle şeyleri yapmadığım için. Söyle. Nereden nedir? Instagram 3,5 milyon diyor dedi bana, evet. Minimumu. Tabii. Ve bana ne dedi biliyor musun? Çok para kazanıyorsun. Benim haberim bile yok. Nedir bu? Bana bak, paramı sen isterim. Sen parayı bir kenara koy. Gönülleri kazanmışsın. Gönülleri. Onu biliyorum zaten. Onu biliyorum. Bizi